Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Şöyle tahtaya ben yazdım. Daha iyi göresiniz diye bu sayıları tahtaya yazdım. Şöyle sayılar ve sayılan şey. Sayılar ve sayılan şey. 1-12 arası sayılar. 1 için arkadaşlar, 1 için rakam söylenmez. Söylense şayet söylersek, yani diyelim ki söyledik, cinsiyet bakımından sayılan ile aynı olur. Yani sayılan şey müzekkerse o da müzekker, müennesse o da müennes olur. Şayet söylersek. Mesela arkadaşlar, ekre'u okuyorum. Ekre'u okuyorum değil mi? Kitaben, ben bir kitap okuyorum demektir zaten. Yani bir sayı söylemeye gerek yok. Ekre'u kitaben, ben bir kitap okuyorum demektir zaten bu. Tamam. Ama ille de rakam da söylemek istiyorsam, ya tek bir kitap okumak okuyorum desem, ekre'u kitaben vahiden derim. Anladı? Ekre'u kitaben vahiden. Ama mesela kitap müzeker olduğu için vahiden dedim. Müennes olsaydı vahideten diyecektim. Yani şunun gibi. Vahideten diyecektim. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet görünüyor. Şu an. Evet. Ekre'u kitap mesela şurada. Ekre'u hikayeten. Bir hikaye okuyorum. Demektir zaten bu. Sayı söylemeye gerek yok. Ama ille de söyleyeceksem ekre'u hikayeten, hikaye müennes olduğu için, sonu yuvarlak deri, bak müennes olduğu için, onun sayısı da vahideten demem lazım. Vahiden desem olmaz. Vahideten diyeceğim ona. Bir için anlaşıldı değil mi? Anladınız mı arkadaşlar? Evet. Evet, iki için arkadaşlar, Türkçe'de tekil ve çoğul vardır. Türkçe'de bir tekil var, bir çoğul var değil mi? Ya evet. Kalem deriz, ya kalemler deriz. Arapça'da ise bu ikisinin arasında, yani tekil ve çoğul arasında bir de ikil şekil vardır. Tekil, ikil, çoğul vardır arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Yani İkisinin için de arkadaşlar, iki için de rakam söylemeye gerek yok. Zaten formundan, şeklinden anlaşılıyor. Onun iki şey olduğu. Yani Arapçada ikil diye bir şey var yani. Yani mesela Türkçe'de biz kitaplar dediğimiz zaman ler çoğul eki değil mi? Evet. Yani şimdi biz o lerlardan onun çoğul olduğunu anlıyoruz. Burada da Arapçada da onun şeklinden anlaşılıyor, onun ikil olduğu. Yani rakam söylemeye gerek yok. Mesela ekre'u kitaben demiştim burada. Kitaben demiştim. Bir kitap okudum. Kitabeyni. Bak sonu yenun ile bitti. Bak görüyor musunuz? Kitabeyni dediğim zaman arkadaşlar bu iki tane kitap okudum demektir zaten. Yani iki rakamını söylemeye gerek kalmıyor. İki rakamını söylemeye gerek kalmıyor. Ekre'u mesela bu müzekkerdi, kitap müzekkerdi. Müennes olanını söylüyorum. Hikayetini söyleyeyim. Ekre'u hikayeteyni. Sonu yine yenun ile bitti. O da arkadaşlar görünüyor mu? Tahta tam iyi bilmiyorum ama. Görünüyor. Görünmüyorsa şöyle biraz yükselteyim. En altı görünmüyordu hocam, evet. Biraz daha şeyden bir dakika şöyle şöyle evet. Akra'u hikayeteyni, yani ben iki tane hikaye okuyorum demektir zaten bu. Demek ki bir için ve iki için arkadaşlar rakam söylemeye gerek yok. Bunlar zaten o formdan anlaşılıyor, o şekilden anlaşılıyor. Şimdi kaldı ne? Arkadaşlar şöyle 3 ile ne arası? 3 ile 10 arası. Şöyle ekranı biraz düzelteyim. Görünüyor mu? Evet.
3 ile 10 arası arkadaşlar. Sayı sayılan şeyin, sayı sayılan şeyin tekilinin, müfredinin, yani müfredinin arkadaşlar cinsiyet bakımından tersi olur. Aksi olur. Etesi olur. Sayılan şey, sayılan şey arkadaşlar, sayılan şey de çoğul, yani cemi olarak en sonda söylenir. En sonda söylenir ve evet, sonu cer, yani esireli, kesireli, esireli olur. Mesela ne gibi? Kitabın kelimesi müzekker bir kelime, öyle mi? Kitabın. Kitabın kelimesi müzekker bir kelime. Müzekker bir kelime. Şöyle diyelim, onunla kuralım. Dört kitap okuyorum. Dört kitap okuyorum dediğim zaman ne diyeceğim arkadaşlar? Derken diyorum ki اَقْرَعُ اَرْبَعَةَ كُتُبٍ اَرْبَعَةَ كُتُبٍ. Yani sayı kitap kelimesinin, kitap kelimesinin tekil, tekil var ya, kitap kelimesinin zıttı oluyor. Tersi oluyor. Bak اَرْبَعَةَ dedim, اَرْبَعَ demedim. Sonunu teli söyledim. Kitap müzekkerdi, bu müennes olacak. Tamam. Bir de sayılan şey de kitaptı. Kitap kelimesinin çoğulunu, çoğulunu rakamdan sonra kitap kelimesinin çoğulunu esreli bir şekilde. Bak kitabin, kitaben, kitabın değil. Kitabin şeklinde, kütübin, pardon kütübin, kütübin şeklinde arkadaşlar hem çoğul kütüb. Kütüb kitabın kelimesinin çoğuludur. Kütüb şeklinde, bir de sonunda esreli kütübin diye okuyoruz. Şimdi ben yetişemedim. Siz dediniz ya hocam şey falan diye. Şimdi ben bunun bir de müennesini yapayım. Tamam mı? Yani şöyle, şöyle diyelim. Mesela akra'u hikayetün kelimesi, hikayetün kelimesi nedir? Hikayetün kelimesi müennestir. Öyle mi? Müennestir hikayetün. Onun tersi müzekker olacak. Sayı müzekker olacak. اَقْرَعُ اَرْبَعَ اَرْبَعَةَ değil bak. Ne diyorum? اَرْبَعَ اَرْبَعَةَ değil burası. Sonu T yok. اَقْرَعُ اَرْبَعَ حِكَايَات حِكَايَاتٍ اَقْرَعُ اَرْبَعَ حِكَايَاتٍ diyorum. Anladınız mı bunu? اَقْرَعُ اَرْبَعَ حِكَايَاتٍ diye söylüyoruz. Erba'a hikayetin. Yani 3 ile anlayacağımız, kısaca 3 ile 10 arası sayılarda sayı cinsiyet bakımından sayılan şeyin tekilinin, sayılan şeyin müfredinin, tekilinin tersi oluyor. Sayılan şeyi de sonradan, sonradan rakamı söyledikten sonra, sonradan onun çoğulunu esreli bir şekilde getiriyoruz. Kesreli bir şekilde, yani cer, cer olmuş bir şekilde getiriyoruz arkadaşlar. Mesela kapı ne demekti kapı? Ber. Müzekker mi, müennes mi? Müzekker. Müzekker değil mi? Müzekker. Onun sayısı nasıl olacak? 3, 4, 5, 6. Erbatu. Erbatu. Erba'ate, erba'atu. Yani sonu yuvarlak teli olacak. Öyle mi? Mesela yeftehu, yeftehu açıyor demek. Yeftehu. Veya eftehu ben açıyorum demek. Yeftehu, yeftehu açıyor. Aliyu, Ali açıyor. Erba'ate, erba'ate ebuvabin, ebuvabin, babının cemisi. Erba'ate ebuvabin derim. يَفْتَحُ عَلِي اَرْبَعَةَ اَبْوَابٍ. Dört tane kapı açıyor demek. Bu herhalde anlaşıldı değil mi? Yani 3 ile 10 arası arkadaşlar aklınızda tutun. Sayı, sayılan şeyin tekilinin, müfredinin tersi oluyor. Sonunda da arkadaşlar saydığımız şeyi de sonunda çoğulunu esreli bir şekilde söylüyor o rakamdan sonra. Evet, bu böyle. Şimdi
bir dakika şuraya müsaade etseniz arkadaşlar ben 11 ile 12'yi de söylemem lazım. Bir dakika ben bunun ...11, 12 sayıları nasıl oluyordu? 11, 12 sayıları da arkadaşlar... ...arkadaşlar 11, 12 sayıları... ...11, 12... ...bak iki tane rakam var değil mi? 10 var bir de 2 var. 10 var, 1 var mesela. İkisi de aynı. Her iki taraf da arkadaşlar... ...her iki taraf da sayılan ile... ...bu rakam sayılan ile... ...arkadaşlar... ...cinsiyet bakımından aynı oluyor. Aynı oluyor... Cinsiyet bakımından aynı, eşit oluyor. Buradaki gibi ters olmuyor. 3 ile 10 arasındaki gibi ters olmuyor. Bir de sayılan, son biz burada 3 ile 10 arasında çoğul olarak söylüyorduk. Onu tekil olarak ve üstün olarak söyleyeceğiz. Müfred olarak ve üstün olarak söyleyeceğiz. Mesela, ekre'u, 11 kitap okuyorum dediğim zaman, 11 kitap okuyorum dediğim zaman, ekre'u, Ahada aşere. Bak. İhda aşere tedeyin. Ahada aşere kitaben. Kitaben tekil olarak ve üstün olarak. Kitaben diyorum. Ahada aşere kitaben. Diyorum. Akra'u okuyorum. Ahada aşere kitaben. Tamam. 12 kitap okuyorum dediğim zaman yine aynı şekilde akra'u isney aşere kitaben diyorum. Akra'u isney aşere kitaben. Müennes olarak söyleyeyim. 11 tane hikaye okuyorum dediğim zaman. Hikayetül müennestir. Akra'u bu sefer ahada aşere değil. İhda Ahadenin müennesi ihdadır arkadaşlar. İhda aşerete. Aşerenin biliyorsunuz da müennesi aşeretedir. İhda aşerete hikayeten. Akra'u ihda aşerete hikayeten. 11 hikaye okuyorum. Veya 12 hikaye okuyorum desin. Akra'u İthney değil de itnetey aşerete. İthney değil itnetey. Onun müennesi öyle. İthney değil itnetey. Aşere değil aşerete. İthney aşerete hikayeten. Akra'u itnetey aşerete hikayeten. Yani sayı ile sayılan arkadaşlar birbirlerinin cinsiyet bakımından uygunu. Birbirine cinsiyet bakımından uygun. Ve sayılan da sonda buradaki gibi 3 ile 10 arasındaki gibi çoğul değil, tekil ve sonu üstün okunuyor. Hafız olanınız varsa, hafize olanınız varsa arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde Hazreti Yusuf ne diyor? Ya ebeti, estağfirullah, ya ebeti, ey babacığım, inni ra'aytu, ben gördüm, ehade aşere, bak ehade aşere kevkeben. Kevkeben 11 yıldız gördüm. Ahade aşere kevkeben. 11 tane yıldız diye söylüyor. Evet. Arkadaşlar ben bunların resmini ben çekeceğim. Tamam mı? Ben burayı da şimdi bir dolduracağım. 11-12 ile falan dolduracağım. Onun da resmini çekeceğim inşallah. Ben onu da gruplara atacağım inşallah. Bu rakamları anladınız mı arkadaşlar? Evet, anladım. 1 ile 2 için rakam söylemeye gerek yok. Forumdan anlaşılıyor. 3 ile 10 arası rakam sayılan şeyin tekilinin tersi oluyor. Ve sayılan şey sonunda arkadaşlar çoğul ve esreli olarak söyleniyor. 3 ile 10 arası da bu. 11-12'de arkadaşlar rakam 11, 12. Rakamın her iki tarafı da sayılan şeyle cinsiyet bakımından uyumlu. Hepsi falan değil. Uyumlu. Aynı. Müzekerse o da müzeker, müennesse o da müennes. Bir de sayılan şey de en sonda tekil olarak. Buradaki gibi 3 ile 10 arasındaki gibi çoğul değil. Tekil olarak
ve üstün olarak söylüyoruz. Yani kütübin değil de kütüben, kitaben, kitaben diyoruz. Ahada aşere kitaben. Tamam mı? Öyle diyoruz. Özeti bu. Sayıların özeti bu. Anladık hocam. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Sayılar, evet, yani evet, zaten bazılarınız merak ediyor, sordular. Hocam 13, 14, 15, 16 falan ondan sonrakiler dedim. Hele şimdi biz bunu bir bitirelim inşallah. Bunu iyi anlayalım. Ondan sonra önce bunu bir oturtalım. Bir de arkadaşlar, yani merakınız olmasın. Ben şey, bu notun altına da diğer sayfaya yazdım, diğer tahtanın arka tarafındaki şey. Yani merak etmeyin. Şöyle merak edin ama yani endişelenmeyin. Eyvah, işler bilmiyorum işte neye dönüyor falan diye, birbirine karışmış yumağa dönüyor diye şey etmeyin. Hevesiniz asla kırılmasın. Bunların hepsi ısınma hareketleri. Bu konular mesela sayı konuları, ondan sonra ve benzeri gibi diğer konular ve fiiller, edatlar, şimdiye kadar gördüğümüz şeyler ısınma hareketleri. Asıl olarak onların her birisi için dersler ayrılacak. Her birisini böyle güzel güzel, böyle yudum yudum su içer gibi sanan söz derslerde bunlar anlatılacak ve çok rahat bir şekilde sizler anlayacaksınız inşallah. Merakınızı yitirmeyin ama hiç de endişe etmeyin arkadaşlar. Bunların hepsi bağımsız dersler olarak işlenecek. Ama arkadaşlar bakın, ben sizlerde diğer arkadaşlarda gördüğüm şeylerden birisini ben söyleyeyim. Buna çok dikkat edin. Dilleriniz dönsün. Dilleriniz cümleye alışsın. Mesela burada اَقْرَوْا اَرْبَعَةَ كُتُوبٍ. Yani bir cümle gördüğünüz zaman onu diliniz alışsın diye, diliniz o yeni yere alışsın, o yeni dile alışsın diye arkadaşlar bol bol tekrar edin. Bol bol tekrar edin. Bol bol hızlı hızlı bir şekilde okuyun. Okuyun, diliniz o şeylere alışsın. Evet. Yoksa bunlar arkadaşlar zaten biz ileride inşallah hepsini, edatları işleyeceğiz. Mesela harfi cerler var. Bunlardan mesela bazılarının ısınma hareketleri olarak ne gördük? Fi gördük. Fi ne demekti mesela? İçinde. Daha içinde. Mesela bi gördük. Bi. Bi. Bi ile. İle. Bi mesela ile anlamını veriyor. Mesela min gördük. Min. Dendan. Dendan anlamını veriyor değil mi? Dendan anlamını veriyor. Mesela ala gördük. Ala üzerinde. Ala mektebeti mesela diyor değil mi? Ala mektebi falan diye. Ala mektebeti ya. Masanın üzerinde. Arkadaşlar bunların hepsi yavaş yavaş. Mesela soru edatlarını gördük. Soru edatlarından mesela hel gördük. Hel. Mami. Mimi. Mimi. Hel hada. Hel hâzâ aliyun, bu Ali mi? Değil mi? Hel hâzihi Fatıma'dır. Evet. Mesela. Ondan sonra. Mesela. Sonra edatlarından men gördük. Men. Arkadaşlar. Kim? Mikrofon yankı yapıyor herhalde. Bir arkadaşım. Evet. Men arkadaşlar ne demekti? Kim? Kim? Değil mi? Eyne. Eyne ne demek? Nerede? 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 Ma ne demek soru edatı? Ne demek? Ne? Nasıl zorluklar için? Ma ne demektir değil mi? Ne? Fiillerin başına gelince ne soru edatı nasıl söyleniyordu? Ma şeklinde mi söyleniyordu? Maza. Maza. Maza diye söylüyorduk. Maza kale ne söyledi? Maza fehimti, sen ne anladın gibi arkadaşlar. Yani bak soru edatları, bu soru edatları mesela diyelim ki ve harfi cerler arkadaşlar, bunlar belli başlı birer konudur. Belli bir günde işlenecek yani böyle. Tamam mı? Fiiller mesela, fiilleri gördük arkadaşlar. Fiillerden mesela dedik ki uridu ne demekti? İstemek. Uridu. İstiyor, istemek. İstiyorum. Evet. Uridu, ben istiyorum. Uridu değil de nuridu. Nun harfiyle söyledik. İstiyoruz. Değil mi? He. İstiyoruz. Yuridu. Ye ile söyledik. Yuridu. İstiyor. O erkek istiyor. Değil mi? O erkek istiyor. Te ile söyledik. Turidu.
O bayan istiyor. O bayan istiyor. O bayan istiyor. Veya bir de Sen erkek istiyorsun demektir. Evet. Yani o bayan, bayanlar için gayb olarak o bayan istiyor ve erkekler için karşındaki erkek sen istiyorsun. Turidu. Evet. Mesela Mada turidu. Ne istiyorsun? Erkeğe sormak istediğim zaman. Mada turidu. Ne istiyorsun? Veya mesela Mada nuridu. Mada nuridu? Ne istiyoruz? Biz ne istiyoruz? Mada nuridu? Biz ne istiyoruz? Evet değil mi? Evet. Arkadaşlar bu şekilde yani bu son konu arkadaşlar bizim bugün işlediğimiz son konu genelde bu sayıların yani nasıl kullanılacağı. Ondan sonra fiil. Uridu, nuridu, yuridu, turidu. Arkadaşlar muzari fiil diyoruz biz buna. Muzari fiilin bazı formlarını, şekillerini gördük. Bir de bunların arkadaşlar bol alıştırmalarını yapmıştık zaten. Şeyde beraber yapmıştık bu sayıların. Bu sayıları biraz çalışırsanız arkadaşlar aklınızda kalır. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Aklınıza takılan bir şey var mı? Hayır. Allah sizleri bereketlendirsin. Ben inşallah bunun fotoğrafını çekip inşallah gruplara da atarım. Ne kadar çalışırsak arkadaşlar tekrar çok önemli. Bellekte kalıcı olması için sana söyleyeyim böyle konuların birbirleriyle irtibatını yapabilmek için tekrar etmek ve akılda tutmak çok önemli. Allah hepinizi muvaffak etsin. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bir sorunuz yoksa ben dersi bitiriyorum arkadaşlar. Hayır. Hadi selamun aleyküm. İlel lika. Maşallah. Selam. Maşallah. İlel lika inşallah.